Merhaba, Future of Work Summit etkinlik dizisi kapsamında bugün Storytel Türkiye Ülke Müdürü çok sevgili Berk İmamoğlu ile beraberiz. Merhaba Berk. Merhaba Nazlı. Hepimiz sesli kitabı, seslenen kitabı uzun yıllardır sayende kullanıyoruz, biliyoruz, farkındayız. Ama en baştan başlayalım istiyorum. Storytel ne yapıyor ve Storytel çatısı altında neler var, ne hizmetler var? Buradan başlayalım istersen. Tabii ki Storytel bir sesli kitap ve e-kitap platformu. Storytel'de 100 binlerce diyeyim, yaklaşık 700 bin title var. Sesli kitap ve e-kitap olarak. Bu global bir sayı. Türkiye'ye baktığımızda da yaklaşık 4500 tane Türkçe e-kitap, pardon, Türkçe sesli kitap, 2500'ün üzerinde Türkçe e-kitap ve 125 binin üzerinde ayrı ayrı sesli kitap, İngilizce sesli kitap ve e-kitap var. Toplamda Türkçe sesli içerik sayısı 5000'i geçti ve hızla artmaya devam ediyor. Bu içerik ve kitap arasındaki fark, çünkü arada bazı podcastlar var, makaleler var, bir tam kitap olmayan sesli içerikler de var. Storytel 2017 yılında seslenen kitabı satın alarak Türkiye'ye giriş yaptı ve 2018'in Mayıs ayında lansmanını yaptık. O günden bugüne sesli kitap işini neredeyse sıfırdan başlattık diyebilirim. 2014'te tabii seslenen kitabın başlattığı bir girişim vardı. Oradaki büyüme oranı umut vericiydi ama Storytel'in hem finansmanı hem de işe ele alışıyla birlikte çok daha farklı bir boyuta ulaştı. Hepimiz daha az karbon ayak izi bırakan yayıncılık, daha az karbon ayak izi bırakan kendi sektörlerimizle ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Bunları olabildiğince kendi işlerimizde de uygulamaya çalışıyoruz. Bu yönüyle tabii hikaye anlatmanın, hikaye yaymanın, hikaye alımlamanın biçimleri de çok değişti, değil mi? Sen bu konuda neler söylersin? Yeni zamanın yayıncılığında krizleri, salgını düşündüğümüzde Storytel nereye oturuyor? Tabii sesli kitapların, yani Storytel sesli kitap ve e-kitap platformu. Sadece sesli kitaplar diyerek geçmemek lazım. Mutlaka e-kitaplar da var ama tüketimin büyük bir yoğunluğu sesli kitaplarda hala. Çünkü sesli kitapların offer'ı, yani sesli kitapların tüketiciye sunduğu imkan e-kitaplardan biraz daha farklı. E-kitaplarla basılı kitaplar arasında benim şahsi görüşüm bu. Çok büyük bir fark göremiyorum. Yani kullanış açısından. Çünkü ikisinde de bir tekste bakıyorsunuz ve onu okuyorsunuz. Ama sesli kitaplar tabii ki mobil haldeyken tüketebileceğiniz, kitabın mobil haldeyken tüketebileceğiniz şekli olduğu için çok daha farklı bir tüketim alışkanlığına hitap ediyor. Burada sesli kitapların geçmişine baktığımızda aslında çok daha eskilere gidiyor. Yani tabii ki pandemi öncesine, belki çevreyle ilgili bilincin de daha öncesine gidiyor. Türkiye'de de sesli kitapların yerini hemen hemen biliyoruz. Daha yeni gelişiyor bu pazar ve alışkanlıklarımız, sesli kitap alışkanlığımız da yeni gelişiyor. Buradan baktığımda aslında sesli kitapların önemi, bu hem pandemi olsun, hem ekonomik koşullar olsun, hem de çevre bilinci olsun, bundan önce kitap tüketimiyle daha yoğun olduğunu düşünüyorum. Yani orada daha çok kitap tüketimine hitap ediyoruz. Yani ben mesela bunu söylemekten hoşlanıyorum. Diyorum yani, bugüne kadar belki okumuş olmak istediğim, keşke okusaydım dediğim 200'e yakın kitap var. Belki daha fazla. Ya hepimizde bu mutlaka var ama bazen sayı değişebiliyor tabii. Bu senin için eminim çok daha azdır. Çünkü hı hı. Sen kitapların içindesin. Ama birçok kişi var ki kitaplarla çok ilgileniyor. Ama kitap okuma alışkanlıkları olmayabilir, vakitleri olmayabilir ve modern hayatın içinde, şehir hayatının içinde oturup bir kitabı okumayı zamanın bu oturup bir kitap okumaya çok fazla zaman ayıramıyor olabilir.
Böyle bir durumda tabii sesli kitaplar çok öne çıkıyor. Yani ben hala özellikle Türkiye'de dijital olarak tüketilen hem e-kitapların hem sesli kitapların okumayla alakalı daha fazla bir yer kapladığını düşünüyorum. Yani çevre etkisinden ve ekonomik veya pandemi etkisine göre. Tabii şimdi geleneksel yayıncılığa baktığımızda her zaman aynı şeyleri konuşuyorduk ama son 2 yılda özellikle pandemi sonrasında bir takım şifre kelimeler var ki onlardan kurtulamıyoruz. Son dönemin en büyük meselesi kağıt tedarik sorunu. Tüm dünyada baş gösteren bir kriz tabii Türkiye'yi de yakından etkiledi. Bu da tüm yayıncıları, matbaacıları etkilediği anlamına geliyor. Aynı zamanda artan döviz kurları, dağıtım problemleri, kitapçılarda yer bulamayan çok iyi, çok özel, çok önemli kitaplar, butik yayın evleri. Bunların hepsini düşününce tabii artık dijitalleşmeye ciddi olarak yatırım yapması gerektiğini görüyoruz yayıncıların. Bu noktada ülkemizde sence ne noktadayız, ne kadar farkındayız, dijitalleşmeyi ne kadar yakından takip edebiliyoruz? Yani çok haklısın. Evet, daha farklı şekilde bakılması gerekiyor bence de dijitalleşmeye. Burada tabii sektörün geçmişte yaşadığı bazı tecrübeler bugünkü kararları da şekillendiriyor diye düşünüyorum. Çünkü ben Seslenen Kitap'ta ilk bu işe başladığımda yayıncılarla konuşurken o zaman mesela bir e-kitapla ilgili bazı tecrübeler vardı ve işte sesli kitap, dijital kitap, e-kitap aynı gibi görülüp sanki dijital olan bir şeyden uzaklaşma gibi bir tutum da söz konusuydu. Yani buna biraz daha geniş bakarsak aslında dünya nerede diye baktığımızda Storytel'in de en büyük olduğu Nordik ülkelerde dijital kitapların, dijital tüketimin, kitapların dijital halinin tüketimi basılı halindeki tüketiminden daha fazla olduğunu görüyoruz. Hatta sesli kitaplar İsveç'te toplam kitap tüketiminin %50'sine ulaşmış, hatta %50'sini geçmiş durumda. Bir taraftan e-kitapların yıllar içindeki büyümesini biliyoruz. Sesli kitapların da büyümesini biliyoruz. E-kitaplar belki belli bir maturiteye ulaştı ama sesli kitaplar hala büyümeye devam ediyor. Yani yayıncılık sektöründe dijitalleşme kaçınılmaz bir gerçek diye düşünüyorum ama lokal hem imkanlar, daha önce yaşanmışlıklar ve şu anki bu sunumu yapan şirketlerin tutumu oradaki gelişimi etkiliyor diye tahmin ediyorum. Burada da Storytel'in büyük bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Özellikle biz geçen senenin sonunda e-kitapları platforma kattık ve 2500'ün üzerinde e-kitap var. Bu sayı çok yakın zamanda biraz daha artacak ve belli bir yerde de duracak. Onu da biliyorum. Çünkü hazır olan e-kitaplar hemen hemen bu kadar Türkiye'de. Daha fazlasının olması için de bir tüketim olması lazım. Yani burada ticari olarak o matematiği görebiliyor olması lazım yayıncılar. Bu çok haklı bir durum. Hani belki daha fazla e-kitabın yayılması veya sesli kitapların yayılması toplamda yani bunu söylemek tabii biraz farklı ama daha fazla bu işi yapan şirketlerin girmesiyle veya doğru şekilde yapılmasıyla olacaktır. Mesela geçmişte yaşanmış e-kitapla ilgili bazı kötü tecrübeleri şu an hemen hemen kırmış durumdayız. Storytel'de e-kitapları alarak ve bunun da böyle devam etmesini istiyoruz. Yıllar içinde tabii yayıncı olarak birçok uluslararası kitap fuarına katıldım. Frankfurt'ta, Londra'da, Şarika'da, Abu Dhabi'de yapılan kitap fuarlarında bundan yıllar önce şeyi hatırlıyorum. Artık matbu kitap diye bir şey olmayacak. Yalnızca sesli kitap ve e-kitap üzerinden yürüyecek her şey. Sonradan anlaşıldı ki aslında tüm bu formlar birbirini destekliyor. En nihayetinde sesli kitapta keşfettiğiniz kitabı o kadar çok seviyorsunuz ki onu evinize de almak istiyorsunuz. E-kitap deneyimi sizi o kadar mutlu ediyor ki tüm klasiklerinizi arşivinizde tutmak için yine e-kitap olarak alıyorsunuz ve bir kenara koyuyorsunuz. Bu yönüyle Storytel'in özel içeriklerini de konuşalım isterim. Yalnızca var olan
halihazırda matbu olarak gördüğümüz kitaplar değil ama bir de Storytel'in özel içerik olarak ürettiği, ürettirdiği kitaplar var. Bunlarla ilgili neler anlatmak istersin bize? Tabii mutlaka. Ondan önce söylediğin şeyle ilgili bir şey daha söylemek isterim. Tabii çok haklısın. Bir teknoloji, yeni bir teknoloji ilk çıktığında sanki mevcut olan teknolojileri veya mevcut işlerin bitirecek, önüne geçecek, işte basılı kitap bitecek, sesli kitap ve e-kitap olacak sadece gibi bir fütüristik düşünce olabiliyor. Ama bu düşüncelerin aslında ne kadar gerçekçi olmadığını hepimiz birçok ayrı örnekte görüyoruz. İşte herkes Yıldız Savaşları'nı düşünüyordu ama kimse interneti akıl edememişti o zaman gibi çok klasik klişe örneklerimiz var. Yani biz özellikle 2014'te Seslenen Kitabı başlatırken biz bunun çok bilincindeydik. Yani kitaba dair her şey kitaba hizmet ederdi. Yani kitabın olmaması durumunda sesli kitabın olması veya e-kitabın olması mümkün değil. Kitap, basılı kitap dünyadaki belki en muhteşem ürünlerden biri. Tek başına olan ve yıllarca bozulmayan, hiçbir şekilde yardıma ihtiyacı olmayan, teknolojik başka bir gereç veya bir güncellemeye ihtiyacı olmayan bir ürün. Onun için onun önüne geçeceği, yanında duracağı, arkasından geleceği gibi tartışmalara ben birazcık gülerek bakıyorum. Onun yerine şunu düşünüyorum, bir kitabı bitirmek. Yani işte diyorum ya, 200 tane kitap keşke okusaydım, 250 tane kitabı daha önce keşke okusaydım. Şimdi Storytel'de bunların en azından 150 tanesi var ve orada olduğunu bilmek harika bir şey. İstediğim zaman da açıp dinleyebiliyorum veya okuyabiliyorum bir kitap olarak. Hani buraya bir kere deneyimlemiş olan birisi yani önüne mi geçecek, arkasında mı duracak gibi bir konuyu düşünmüyor bile ve kitabı bitirmenin keyfine varmaya başlıyor. Ve bir daha fazla kullanmak istiyor platformu. Sesli kitapları, e-kitapları. İçeriklere gelince Storytel'in özel içeriklerinden de mutlaka tabii söyleyelim. Tabii. Storytel'in özel içeriklerini genel, daha böyle bir geniş bakış açısıyla şöyle değerlendirebiliriz. Tabii özellikle rekabetin olduğu yerlerde farklı bir içeriğin olması. Hani platformlarda farklı bir içeriğin olması hep gördüğümüz bir şey. Çünkü herkes kendi platformunun, her şirket kendi platformunun kullanılmasını istiyor. Yani bir şeyi bu. Bir sebebi mutlaka bu. Yani bunu söylemezsek çok yanlış bir şey yapmış oluruz. Yani eğer bütün oyuncular aynı içerikleri sunuyorsa bir oyuncunun tercih edilmesi için farklılaşması gerekiyor. O farklılaşmayı da içerikteki farklılaşmayla sağlamak bir platformun yapabileceği en doğru şey. Bunun için de özel içerikler üretiliyor. Bu bir gerçek. Ama bunun başka bir yönü daha var aslında. Şöyle bir yönü var. Eğer siz tüketiciyle ne kadar yakınsanız, onların ne tükettiğini bildiğiniz zaman üretimin içine girmemeniz de çok düşünülebilir bir şey olmamaya başlıyor. Aslında bu her yerde böyle. Yani bir siz ne bileyim süpermarket zinciriyseniz veya bir paket teslimat zinciriyseniz kimin neyi tükettiğini bildiğiniz zaman onu üretip onlara ulaştırmayı düşünmemeniz veya bu işe başlamamanız çok zor. Bir evet. De işin bu tarafı var. Hani bu da çok gördüğümüz güncel örneklerden. Yani bütün bunlara baktığımızda Storytel'de her zaman karşılaştırılabileceği streaming yapan başka iş kollarından, işte VOD'ler veya müzikte de olduğu gibi kendi içeriklerini üretiyor. Bu içerikleri de tüketicinin tüketim özelliklerine göre üretmeye çalışıyor. Yani şöyle örnek vereyim. 2018'de biz Storytel lansmanını yaptığımızda özel içerikleri düşündük ve kim bizim en çok Storytel'i kullananlar diye baktığımızda işte belli bir demografik var. O demografiğin tercih ettiği veya edebileceği içerikler nedir diye bazı üretimler yaptık. Üretimler derken bir briefle yazarlara bir brief vererek onlardan aldığımız geri dönüşlerle ilerleyerek bir hikayeler yazdırdık. İşte bunlardan ilki sanırım havaalanıydı. Ondan sonra birçok farklı içerik daha yaptırdık. Ama tabii burada
Şimdi global olarak buna Storytel çok devam ediyor. Hala devam ediyor. Mesela Buzul, Glacier, Camilla Läckberg'in ve Alexander Karim'in beraber yazdığı bir içerik ve global lansmanı yapıldı. Türkiye'de de lansmanı yapıldı bu sene içinde. Anthony Horowitz işte yakın zamanda Sherlock Holmes'le ilgili bir içerikler serisi üretiyor, üretecek. Hemen araya girmek isterim. Anthony Horowitz dediğimiz isim de bu arada polisiyenin ustası, babalarından biridir. Onun evet. Özel bir içerikli Storytel'de olması özellikle benim gibi polisiye okurları için çok güzel bir haber. Tabii. Ülkeler özeline baktığımızda, Türkiye özeline baktığımızda da bu biraz önce konuştuğumuz özellikle ilk sebep, yani farklılaşma sebebi biraz daha diğer ülkelere göre az öne çıkan bir sebep oluyor. Buna ne demek istiyorum? Türkiye'de çok az sesli kitap vardı. Sesli kitapları sesli hale getirmeye başladık. İşte önce yaklaşık 300-350 kitapla başladık. Bugün 4500'ün üstünde kitap var ve devamlı artan bir katalog var. Bu devamlı artan katalogda çoğunlukla sadece Storytel'de olan sesli kitaplar ekleniyor. İşte birçok ünlü yazarın ve birçok yazarın en son kitapları da ekleniyor. Çok iyi seslerle bunlar ekleniyor ve özel içeriğe olan ihtiyaç başka ülkelere göre daha az oluyor. Bundan dolayı da biz Türkiye, Storytel Türkiye olarak özel içerik üretmeyi biraz daha kısıtlı yapmaya başladık. Hı hı. Ama bu bizim hiç yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Tam tersine özellikle katalog geliştikten sonra ki bu da hani önümüzdeki yıl itibariyle hatta bu yıl itibariyle de 4500 kitap çok ciddi bir katalog. Sadece Türkçe sesli kitaptan bahsediyorum. Bundan sonra özel içeriklerin fazlalaşması hem lokal özel içeriklerin hem de globalden gelecek olan çok ciddi isimlerle yapılmış özel içeriklerin fazlalaşmasını göreceğiz hep beraber. Tabii şimdi farklı içerikler diyoruz, farklı formlar diyoruz. Okuma biçimleri, okuma şekilleri çok değişiyor. Bir de hayatımıza yeni katılan bir takım şifreler, anahtar kelimeler var. İşte Metaverse diyoruz. Hatta yayın evleri şimdiden acaba Metaverse kitap şenliği nasıl olurdu? Akıllı gözlüklerle okurun katılabileceği, kitap satın alabileceği, festivaller yapabileceği yayıncıların bir alan mümkün müdürün peşinde. Aynı şekilde interaktif edebiyat, okuru da işin içine katan okuma biçimleri, yazma biçimleri, içerik üretme biçimlerinden bahsediyoruz. Bunların hepsini düşününce aslında biraz da ana başlığımız Future of Storytelling, hikaye anlatma, hikaye yaygınlaştırma, hikaye alımlamada geleceği nasıl görüyorsun, neler bekliyorsun? Yani bu konuda direkt bir şey söylemek biraz zor geliyor benim için. Çünkü Türkiye'de sesli kitapların olduğu konum yurt dışında gelişmiş ülkelerden çok daha farklı olduğu için bizim hala çok yerimiz var daha gidecek. Yani birincisi bu bütün söylediğin gelecekle ilgili konulardaki kitapları Storytel'de dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Onlarla ilgili bilginiz olabilir. O birincisi. Yani şu an hala fokusun ben kitaplar ve kitap bitirme, kitap okuma üzerine olduğunu ve öyle olmasının da çok doğal olduğunu düşünüyorum. Yani Metaverse'de ne olur, öyle bir şey olur mu? Bunu tahmin etmek çok zor. Hı hı. Yani oradan çok ben hala şu an nasıl Storytel, yani bir kitabı dinlemenin en kolay yolunun işte sesli kitaplar olduğunu kişisel olarak veya dijital olarak e-kitaplar olduğunu düşünüyorum ve şu an o geleceği bir şekilde burada yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani bundan sonrası için hep beraber göreceğiz. Çok spekülatif de bir durum var diye düşünüyorum ben. İlla öyle olacak ve hemen oraya koşalımdan çok şu an burada ne yapıyoruz onu değerlendirmeye biraz daha önem gösteriyorum diyebilirim. Yine de gelecek çok heyecan verici. Yakın vadede de uzun vadede de enteresan şeyler bizi bekliyor belli ki. Sorularımıza mutlaka bakalım hemen hızlıca. Storytel'deki e-kitapları Kindle üzerinden okuyabiliyor muyuz? Kindle'a yükleme şansımız var mı
diye sorar Seval Duban. Bu noktada aslında Storytel üyelik, Storytel sistemi nasıl çalışıyor, okur, Storytel'den nasıl faydalanabilir? Ona dair de hızlıca bize bilgi verirsen çok sevinirim. Tabii Storytel bir platform ve bu platformda tek tek kitap satın alma değil, abonelikle çalışıyor. Abone olduğunuzda bütün içerikler açık. Böyle olduğu zaman bunu bir kapalı devre platform gibi düşünebiliriz. Onun için oradaki herhangi bir içeriğin alınıp da başka bir yerde dinlenmesi veya okunması söz konusu değil. Storytel'in içerikleri Storytel'in uygulamaları içinde tüketilebiliyor sadece. Peki. Pınar Atanur Tosun, Storytel daha çok popüler içeriklere sahip, uzmanlık alanları için henüz yetersiz. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Daha çok uzmanlık alanlarıyla alakalı kitaplar olacak mı diye sorar. Ya mutlaka kitapla ilgili her şeyin olması öncelik. Ama buradaki tabii ki bir kaynak kullanımı ve önceliklendirme söz konusu. Yani bütün kitapların olmasını istiyoruz ama sesli kitaplar diye baktığımızda mesela ne tür kitapların sesli kitap olarak tüketilebileceğini düşünüp onların ilk önce sesli kitap olması tabii ki doğru oluyor. Bu arada yayın evleri veya hak sahipleri bir içeriği sesli veya e-kitap haline getirip Storytel'e yükleyebiliyor. Bu da bizim önceliklerimizden önce yani bizim önceliklerimizden farklı olarak yayın evlerinin yaptığı bir şey. Biz platforma alabiliyoruz. Orada hiçbir sorun yok. Eğer bu şekildeki yani bu içerikleri de hazırlayıp Storytel'e yüklerse bir yayın evi onlar da olabilir. Bizim ne zaman böyle içerikleri üreteceğimizi düşünürsek o da bizim önceliklerimizle alakalı. Harika. Aslında sürekli konuştuğumuz kitap içeriği üretmek, kitap içeriğini tüketmek kısmında demokratikleşmenin çok önemli yollarından, yöntemlerinden biri hem e-kitap hem sesli kitap. Yıllardır bu konu üzerinde çalışıyorsun. Ben bir okur olarak ve bir yayıncı olarak tekrar teşekkür ederim sana tüm bu çabaların için. Yavaş yavaş tamamlayalım. Tüm dinleyicilerimize teşekkür ederek Storytel'de sizi yüzlerce kitap farklı formlarda bekliyor ve hepsi en nihayetinde kitaba hizmet ediyor. Teşekkürler Berk. Ben teşekkür ederim Nazlı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere.